Çift katlı kök olduğuna dikkat edin lütfen sıfırın x kare olduğu için. Burada x kare eksi 4, x eksi 2 çarpı x artı 2 tek katlı kökte bunlar. Kare deyince hemen öyle algılamayın. Burada çift katlı kök var. Eksi 2, 0, 2. 0 anlamak için böyle bir ibare koyalım. Şimdi neyle başlayacağız? Her ikisinin de işareti artı olduğu için artı. Eksi işaret değiştirme sakın. Eksi ve tek katlı kök olduğu için yine artı. Şimdi burada önemli nokta eksi 2 ile 2 aralığı. Ancak Sıfırı bu denkleme sıfır yapar. O yüzden burayı çıkarmayı sakın unutmayın. Denkleme sıfır yaptığı için küçük eşit olması gerekirdi. Küçüktür olduğundan onu alamayız. Ali ile sağlayan değerler sadece nedir? Eksi 1. Sıfır alamayacağız. 1, 2 zaten dahil değil. Eksi 1 ve 1 toplam 2 tane farklı değer. B şıkkı. Mutlak değer bir denklemle veya bir ile toplam fark halindeyse onun kökleri arkadaşlar tek katlıdır. Eksi 4 ve 4 sağlar. Bunlar tek katlı olmalı. X eşittir 6 zaten tek katlı. Buna dikkat edeceğiz. Eksi 4, 4 ve 6. Ne ile başlayacağız? Mutlak x'in işareti artı, x'in de işareti artı. Artı, eksi, artı, eksi. Böylece arkadaşlar küçüktür olduğu için eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar kapalı. Şimdi dikkat. Birleşim 4 kapalı ancak 6 açık. 6 paydayı 0 yapıyor. Buna da dikkat edin. Ufak noktalardan gitmesin sorularınız boşu boşuna. Cevap E şıkkı. Şunu aslında söyleyeyim arkadaşlar. Sorunun şu kısmında böyle noktalı virgül olsa daha iyi olurmuş. Çünkü yani 3 tane mor ağırlıkta bitiyor aslında orası. Şimdi x kare tane sarı. Yani x kare çarpı 2 tane kadar sola koyacağız. Sonra arkadaşlar 2x tane mavi 2x Artı 3 tane mor ağırlık yani artı 9. Küçükmüş. Sağ kefeye de 3x tane mavi konuyor. 3x çarpı 1'den 3x. 12 tane sarı ağırlık konuyor. Artı 2 çarpı 12'den 24. İşte bu sağ taraf daha ağır bas. Daha büyük yani. x kare eksi x. 2x kare eksi x. Eksi 15 küçüktür 0. 2x x. Sonra arkadaşlar burası. Eksi 3. Burası da. 5 olsa sağlıyor değil mi? Bakın eksi x geliyor. Haliyle 2x eksi 5 çarpı x eksi 3 küçüktür 0. Tablo yaptığımızda 5 bölü 2 e, yani 2 buçuk yapar arkadaşlar. Ah pardon hemen düzeltiyorum. Orası artı olacak değil mi? Tamam. görmüşünüzdür zaten sizde. 2x artı 5. Sonra burası eksi 2 buçuk. Burası da arkadaşlar artı 3. Artı, eksi, artı. Böylece pozitif değer alması lazım. Bir 1 olur bir de 2 olur. Toplam alabileceği 2 değer vardır. Eksi 2,5 ile 3 arasında. A şıkkı. Küp kök x eksi 4 dediği için tek katlı köklerde problem yok. Yani bunu görmeseniz bile olur. İçeriği sıfır yapan değer yani kök 4'tür. Gelelim şimdi arkadaşlar aşağıya. Orada da x eksi 4 çarpı x artı 4 kök olacak. Bakın 1 4 buradan geldi bir de eksi 4. 2 tane 4 geldiği için Artık köklerden bir tanesi arkadaşlar çift katlı yaptı. Eksi 4, 4 bakın çift katlı kök ama paydayı sıfırladığı için x'e 4 veremeyiz. Bu kenarda yıldızlı olarak dursun. Şimdi küp kök x e 4'ün işareti artı, x karenin işareti artı, artı bölü artıdan artı. İşaret değiştirmeyeceğiz yine artı, bölü şey sonra da eksi. En büyük iki farklı x tam sayısının toplamı. Küçüktür dediği için en büyük hangisi sağlıyor? Eksi 5, pardon aşağı doğru iniyoruz bir de eksi 6. Bunların toplamı eksi 11 a şıkkı. Köklerini yukarını bulmak için ben şunu yaparım. Eksi parantezini alırım. Öbür türlü bir de şey katsayıyla uğraşmayalım. x kare eksi 2 x artı 3. Şimdi burada şöyle bir durum oldu. E, deltasına bakacağız. Çarpanlarına ayrılmıyor çünkü. 4 eksi 12 küçüktür sıfırdır. Bu ne demek arkadaşlar? Sadece bu denklem üzerinde bakarsanız kökü olmadığından ve baş kat sayısı eksi olduğundan eksi devam eder. Pay'a ne verirsen ver eksi oluyor diyor soru. Pay'a ne verirsen ver eksi oluyorsa paydayı ne yapmamız lazım? Eksi yapmamız lazım çünkü eksinin eksiye bölümü sıfırdan büyüktür. Demek ki arkadaşlar mutlak x eksi 2 eksi 3 e, küçüktür sıfırmış. Böylece mutlak x eksi 2 küçüktür 3 oldu. Eksi 3 x eksi 2 3 attım sol tarafa eksi 1 attım sağ tarafa artı 5 Eksi 1 ile 5 arasında normalde 6 ama ikisi de dahil olmadığı için toplam 5 tane sayı var C şıkkı. Önce 30-30-120 üçgenini hatırlayın. A, A, A köküçtür özelliği. A'dan da şöyle bir dik indirdiğimizde 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı bunun yarısıdır 9. Bu temel bilgiyi bir hatırlatarak başlayayım. Sonra arkadaşlar bu zincir nereden sarkıtılıyor? A'dan. Haliyle bu zincirin Zemine temas etmediği bilindiğine göre mutlak x kare eksi 7 olan boyu demek ki 9'dan küçük olmalıymış. Mutlak değerlerde bir mutlak değer bir pozitif sayıdan küçükse bir negatif bir de pozitifinin arasında kalır. At sol tarafa eksi 2 x kare at sağ tarafa 16. Zaten bir sayının karesi her zaman 0 ve 0'dan büyüktür aslında şöyledir. Eksi 2 olduğu için yanlış değil o genel bir durum ama bizim bunu görmemiz gerekiyor. Şimdi bundan sonra ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar 0 x kare 16 ya hatta şunu bile bence yazmaya gerek yok. Zaten her sayının karesi 0 veya 0'dan büyüktür. Haliyle x kare eksi 16 küçüktür 0 olmalı. x eksi 4 x artı 4 küçüktür 0. Tabloyu oluşturduğunuzda eksi 4 artı 4 artı eksi artı eksi 4 ile 4 aralığında değerler almalıymış. E şıkkı. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı nedir? Eşitsizlik bir soldan bir sağdan bakılır. İki tarafta da sayı varsa ve ortadaysa denklem. Şöyle eşitsizlik sistemi çözülür. Bir bu, ikincisi bu. Bu yüzden arkadaşlar bu eşitsizlik sistemleri normal sıfır olacak hale getirelim. Sıfır küçük eşit. x kare eksi x eksi 2. Öbüründe de e, x sıfır büyüktür. x kare eksi x eksi 12. Doğru mu? Buna göre arkadaşlar artık x kare eksi x eksi 2 çarpanlarına ayırırsak x eksi 2 çarpı x artı 1. Köklerden biri 1, biri eksi 1, biri artı 2. Buraya baktığımız zaman x eksi 4 ve x artı 3 arkadaşlar kökler. Birisi 4, birisi eksi 3. Buna göre tabloyu oluşturuyorum. Ama bu eşitsizlik sistemi birinci eşitsizlik, ikinci eşitsizlik. Buna birinci eşitsizlik diyelim. Buna da 2. Şimdi buna göre arkadaşlar kökleri tek tek yazacaksınız. Eksi 3 sonra eksi 1 sonra 2 sonra 4. Ne ile başlayacağız? X kare olduğu için artı ile. Artı bunun köklerini yazmayı sakın unutma. 2 ve eksi 1 de duracağız. Artı artı eksi değiştir. Sonra artı artı gördünüz mü? Geliyorum aşağıya x kare eksi x eksi 12 ee, eksi 3 sonra 4 Artı, eksi, 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 artı. Köklerde işaret değiştiriyoruz. Üstteki sıfırdan küçük. Büyük alttaki sıfırdan küçük. O zaman üstteki bu değerlerde sağlanıyor. Alttaki de bu değerlerde sağlanıyor. İkisinin de sağladığı hangi bölge çıktı? Bir burası. Eksi 3, eksi 1 arasında sadece eksi 2 var. E şeye dikkat etmeliyiz arkadaşlar bu arada. Şimdi yukarısı küçük eşit tamam mı? O zaman bunun sağlandığı yerlerde eksi 3... Bakın bunu sağlamıyor alttakini. O yüzden alamayız tamam mı? Eksi 2'yi alacağız. Sonra geldiğimiz zaman dikkat edelim. Eksi 1 arkadaşlar üsttekini sağlıyor. Alttakini sağlıyor mu? Evet o yüzden onu alacağız. Sınır değeri değil çünkü alttakinin. Alttaki bakın eksi 3'den ta 4'e kadar sağlanıyor sonuçta. Geliyorum şimdi e, ikisinin de sağlandığı şu 2-4 bölgesine. 2, i̇ki, ikinci eşitsizliğe dahil mi? Evet çünkü burada gördüğünüz gibi... 2 eksi 3 ile 4 aralığını devam ettiriyor. Sağlıyor. 2 olur. 3 olur. 4 olur mu arkadaşlar? Hayır. Çünkü 4 burayı 0 yapıyor ama 0 olmaması lazım ikinci eşitsizliğin bakın. Büyük küçüktür olması gerekiyor. O yüzden onu alamayız. Toplamda 4 tane değer oldu. D şıkkı. Sınırlar burada gerçekten önemli oldu. Çünkü üstteki denklemde küçük eşit alttaki denklemde büyük olduğu için. Aa, bu arada bize şey demiş sağlayan değerler demiş toplamları affedersiniz ben 4 tane değer sağlıyor dedim. O zaman buradaki 2'ler birbirini götürdü 3 eksi 1'den toplamları 2 oldu arkadaşlar cevap B şıkkı olacak. İkinci derece denklemin gerçek kökü yoksa delta küçüktür sıfırdır. Buna göre m artı 2'nin parantez karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 2m artı 1 küçüktür sıfır olmalı. m kare artı 4m artı 4 eksi 8 m eksi 4 küçüktür 0. Böylece m kare eksi 4 m 4'ler birbirini götürdü küçüktür 0. m çarpı m eksi 4 küçüktür 0. Haliyle arkadaşlar 1 0 oldu bir de 4 oldu köklerimiz. m kare artı ile başlayacağız. Tek katlı kök eksi tek katlı kök artı. Böylece sağlayan değerler 0 ile 4 arasında 1, 2, 3. 3 tane değer geldi C şıkkı. Kenar uzunlukları tam sayı kısmını birazdan etkili bir şekilde kullanacağız. Birincisinin çevresi arkadaşlar zaten her bir kenarı x bölü 3 olacağı için bunun çevresi yine x gelecek. Bunun alanı demiş her bir kenarı x bölü 4 olduğu için alanı x kare bölü 16. Karenin alanı arkadaşlar üçgenin çevresinden küçükmüş. İçler dışlar yapmak sakın yok. Payda eşitleyeceğiz yoksa hatalı olur işlemleriniz arkadaşlar. Bu soru için belki problem olmaz çünkü zaten x pozitif ama genel itibariyle hatalı yaparsanız aman. x kare eksi 16 x küçüktür 0 payda eşitledim sadece. Ee, böylece öbür tarafa attım bir de. Şimdi arkadaşlar x çarpı x eksi 16 küçüktür 0 oldu. 0 16 artı eksi artı değil mi? Tek katlı kök. 0 ile 16 arasında olması lazım. Haliyle arkadaşlar cevap bak 3 olacak. 6 9 12 15 neden? kenar uzunlukları tam sayı ya 3'e bölünen sayılar seçmeliyiz x'i bu yüzden. Haliyle cevabımız 5 tane oldu e şıkkı. x'in kaç farklı pozitif tam sayı değeri için f görüntüsü gx görüntüsünden büyüktür. Bunun görüntüsü şu arkadaşlar. Görüntü demek zaten denklem yani y demek sonuç demektir. Olay bu. Ne yapacağız? Payda eşitleyeceğiz. x artı 6. İçler dışlar sakın yok. İşin içinde payda da x varsa içler dışları unutun. Eksi x eksi 1 büyüktür sıfır. x kare eksi x kare dağıtınca e, e, artı 2 x eksi x daha artı x oldu. Sonra e, bir de artı 2 oldu. Burası da x artı 6 bölü x eksi 2 büyüktür sıfır. Buna göre arkadaşlar eksi x kare artı 2 x artı 8 bölü x eksi 2 şimdi eksi ile uğraşmak istemediğim için orayı bir eksi parantezine alayım. Eksi parantezinde x kare eksi 2x eksi 8. x eksi 2. Sonra burası x eksi 4 çarpı x artı 2 bölü x eksi 2. Köklerden bir tanesi eksi 2. Diğeri 2. Öbürü 4. Ne ile başlayacağız? Eksi ile başlayacağız. Çünkü yukarının işareti eksi oldu. Aşağının işareti de artı. Böylece eksi bölü artıdan Eksi sonra artı, sonra eksi, sonra artı. Bir de arkadaşlar unutmayalım payda sıfıra eşit olmaması gerekiyor. Arada unutuluyor x eşit değildir 2 denk gelirse. Şimdi bu durumda arkadaşlar normalde evet burası sağlar artı geldi büyüktür sıfır geldi ama negatif değerler için değil pozitif değerler için bakacağız. O zaman 2 ile 4 arasında sağlar bu soru. 2 ile 4 arasında bir tek 3 sayısı için yani bir tane sayı için görüntüsü büyük olacak arkadaşlar. A şıkkı. Soruda yorum yapmanız gerekiyor. Bu durumun sağlanması için ne olmalı diye arkadaşlar. Şimdi bir kere 3 aşağıdan kök olarak geliyor. O zaman yukarıdan hiç kök gelmemiş. Yukarıdan hiç kök gelmemiş. Oraya bir parantez açacağım. Bir durum. V aslına geleceğim. Hiç kök gelmemesi böylece bakın eksi sonsuzla 3 aralığını sağlatır. Eğer iki farklı kök gelirse bak biri A, biri B şeklinde olsun. Bir de 3 olsun. Artı, eksi, artı, eksi. Görüyor musunuz? İki tane negatif geliyor. Ya da şunu desen. Belki hocam onun köklerinden biri 3. O zaman 3'te çift katlı kök olur. Haliyle arkadaşlar gördüğünüz gibi daima pozitif olur. Olmaz. Demek ki 3'te de olamıyormuş kökü. Veya şimdi o yıldızlı duruma geliyorum. Bunun çift katlı kökü de olabilir arkadaşlar. Göstereyim bakın. Şöyle 3 olsun. Bir tane de bunun böyle bir A diye kökü olsun. Çift katlı kök olduğu için artı. Artı devam eder. Böyle eksi olur. Haliyle gördüğünüz gibi a da denklemi sıfır yapacağı için bu köklerin içine alamam zaten. Bu ikisini birleştirerek söylemeniz gereken şey delta küçük eşit sıfırmış. Yani eşittir sıfırı da olur. Böylece orayı pas geçiyoruz. İşaret değişmiyor çünkü. Veya direkt arkadaşlar oradan kök gelmiyor. Artı eksi oluyor. Haliyle 64 eksi... 4m küçük eşit 0, 16 küçük eşit m. Böylece cevap D şıkkı. Güzel veriyorum. Sorunun başında şöyle bir bilgi vermem lazım. Siz bir grafiğin alt kısmını tararsanız, f küçüktür denklem olur arkadaşlar. Tamam mı? Verilen denklem. Çünkü altını tar taradığımız için daha aşağıdaki değerlerdir y olarak. Haliyle y de altta kaldığı için küçük olur. Eğer siz bir grafiğin böyle üstünü tararsanız, o zaman f büyüktür. ...verilen denklem olur. Bunu unutmamak lazım. Çünkü burada da y değerleri yukarı doğru gidiyor. Bu verilen grafiğin üstünde kalıyor. Haliyle soruda şunu görmelisiniz. Gx denklemini bulduğumuz zaman gx küçük eşit olmalı. Burada hani ikisi de dahil bölge olduğunu göstermek için yoksa küçüktür dese çok problem değil. Gx küçük eşit olmalı arkadaşlar. fx de büyük eşit olmalı. Çünkü fx grafiğinin üstü bakın gx grafiğinin de altını taramış oluyoruz bu mavi bölgeyle. gx'in denklemini bulmak çok kolay. E, köklerinden biri eksi 2 haliyle çarpanı x artı 2. E, buraya yazayım hatta. Köklerinden biri 0 bu yüzden x eksi 0'dan x. Köklerinden biri 3 bu yüzden x eksi 3. fx'e bakarsak eksi 1 de teğet olduğuna lütfen dikkat. x artı 1'in parantez karesi çarpı bir de 4 de delip geçiyor tek katlı kök. Buna uyan şıkkımız arkadaşlar B şıkkı.